Mutlu günler sevgili Vizyon 58 izleyenlerimiz. Yeni bir Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine şifa dağıtmaya devam ediyoruz ve değerli hocamız bizlerle birlikte olacaklar. Kalp ameliyatını konuşacağız. Kalp ameliyatını kiminle konuşacağız? Kalp damar cerrahımız doçent doktor Ali Rıza Cenal bizlerle birlikte olacaklar. Hocam programımızın ismi Şifa Kapısı. Tabii biz de tüm hastalarımıza şifalı günler diliyoruz. Kimse hasta olmasın ama tabii insan vücudu bir fabrika gibi. Mutlaka bir yerinizde bir rahatsızlık oluşabiliyor zaman içerisinde, süreç içerisinde. Tabii en önemli organlarımızdan birisi de kalp. Tabii. Çift olmayan, sadece tek olan, aslında en çok da hassas olması gereken noktada kalp devreye giriyor vücudumuz noktasında. Neden? Evet. Herhangi bir organ bağışında bulunamazsınız, değişikliğe uğratamazsınız. Hani burada biraz daha riskli diye düşünüyorum ve hassas bir organ kalp. Peki kalp denildiği zaman, rahatsızlığı denildiği zaman ameliyat süresi, o süreci bize biraz anlatır mısınız hocam? Kalp hakikaten önemli çünkü şu anda hala dünyada ani böyle kalp ölümlerinde en önemsebilenlerden bir tanesi kalp krizi. Evet. Yani hala işte kanserle başa baş gibi gidiyor gibi. Yani en sık ölüm sebeplerinden bir tanesi ve hala da şu anda kalp krizine karşı maalesef tam bir çözüm bulunmuş değil. Tabii kalp krizinin sebebi biliyorsunuz ateroskleroz dediğimiz damar sertliği. Damarların içindeki o yağların birikmesi, hücrelerin birikmesi ve onun belli bir süre sonra çatlayıp tıkanması ya da yavaş yavaş kapanması. Buna bağlı olarak tabii koroner kalp hastalığı dediğimiz bu kalp hastalıkları çok dünyada yaygın ve bizim de en çok yaptığımız ameliyat türü. Yani kalp bypassları, bypass ameliyatları diyoruz biz bunlara. Bypass ameliyatında niye bypass diyoruz? Tıkalı yerin ilerisine köprü yapıyoruz. Memeden, koldan ya da bacaktan aldığımız damarları, meme damarlarını tıkalı yerin ilerisine bağlayarak orayı pas geçiyoruz, tıkalı yeri. Bu şekilde oraya kanlandırmış oluyoruz kalbe. Çünkü kalbin sonuçta kana ihtiyacı var. Kanın niçin kana ihtiyacı var? Oksijene ihtiyacı var, besine ihtiyacı var. Oraya devamlı kan gitmesi lazım. Çünkü kalp biliyorsunuz dakikada en az 70-80 kez çalışıyor. Çok aktif çalışan bir organ. Ve kalp pasları da çok oksijene ihtiyaç duyan bir organ. Ve oksijeni en çok harcayan organ diyebiliriz. O yüzden kalbe kan gitmesi önemli. İşte o dediğim gibi o tıkanıklıklar başlayınca da işte bu kalp krizi gibi bir takım problemler maalesef çok yaygın. Onun dışında kalple ilgili olarak tabii başka problemler de var. Doğuştan mesela problemler var. Doğduğu andan itibaren kalbinde işte kalpte delikler, işte damarların yeri değiştirmesi, damarlarda ciddi darlıklar, ana damarlarda, kapaklarda problemler gibi konjenital kalp hastalıkları diyoruz, doğumsal kalp hastalıkları. Bunlar da bayağı yaygın. Yani yaygın dediğim yani %1'in altında tabii oranlar ama yine de baktığımız zaman bu tür ameliyatlar da çok yaygın yapılmakta. Bir de hangi ameliyatlar yapıyoruz? Kalple ilgili olarak tabii kapak ameliyatları. Özellikle yaşlandıkça kapakta, belirli kapaklarda dejenerasyon başlıyor. Kireçlemeler başlıyor. Kapakçı ameliyatı değil tabii, mi tabii, hocam? Tabii tabii. Kireçlemeler başlıyor özellikle böyle yaşlandıkça. Çünkü artık yeni dönemde yaş 80'lere 90'lara artık gelmeye başladı. Bu yaş ilerledikçe de bu kapak problemleri oranları da arttı. Eskiden bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce daha çok biz romatizmal kalp hastalığı görürdük. Evet. Çocukken bir geçirilen romatizmaya bağlı olarak, romatizma kalbi tutmasına bağlı olarak böyle 30'lu 40'lı yaşlarda kalp hastalıkları, romatizmal kalp hastalığı çok yaygındı ve biz işte ameliyatla değiştiriyorduk şeyleri. Şimdi bu tabii son böyle 30 yıla baktığımız zaman bu oran azaldı. Romatizmal kalp hastalığı hala Türkiye'de Avrupa'ya göre yine çok olmakla birlikte azaldı. Avrupa'da hemen hemen hiç yok. Oralar hemen hemen bitirdi bu tür şeyleri ama Türkiye'de de çok azaldı artık. Yani hastaların, çocukların doktora ulaşma oranları arttı. İşte erken antibiyotik başlanma oranları arttı. Bu yüzden romatizmal kapak hastalığı azaldı ama bu sefer dejeneratif dediğimiz işte ileri yaşa bağlı, kireçlemeye bağlı kapak problemleri artmaya başladı. Onun dışında kalple ilgili olarak ana damar, aort damarlarının değişimleri, bu aort damarlarının yırtılması, onların genişlemesi, ameliyatları yine kalp cerrahisinin alanına giriyor.
Bunların hem ameliyat olarak yapıyoruz hem de işte endovasküler stent dediğimiz kasıklardan girerek sadece stent yerleştirme yöntemiyle de daha böyle kolay ve basit bir şekilde yapılabiliyor ve çok artık popüler olmaya başladı dünyada, bu çok yaygın yapılmaya başladı. Kalp damar cerrahları daha ne yapıyor? Bir de işte damar ameliyatlarımız var. Bacak damarları tıkandığı zaman onları yapıyoruz. Bir de varis ameliyatları. Evet, ben onu soracağım hocam. Varis niye oluşum mesela? Yine bu varis damarın, toplar damarların, yüzeyel toplar damarların genişlemesi, incelmesi ve genişlemesi, kıvrılması. Kalple bir bağlantısı yok, var mı hocam? Yok, kalple hiç alakası yok. Kalple hiçbir alakası yok. O tamamen o damar yapısındaki genetik faktörler özellikle ağırlıklı olarak. Biri de işte mesleki durumlara göre de değişiyor. Bayan olmakla birlikte değişiyor. İşte hamileliklerde falan artıyor. Hormonsal sebeplerden dolayı o damarların genişlemesi ve kalınlaşması ve büklüm büklüm olması. Yani varis çok korkacak bir problem değil. Yani hani öyle pıhtı mıhtı atma olayı falan, variste çok bir ilgisi yok. O tamamen farklı bir mekanizma. Sadece işte ileri dönemlerde ayakta şişmeler, yaralar falan çıkma ihtimali olabiliyor. Tabii burada da yine kilo çok önemli değil mi hocam? Kilo çok önemli. Obezite muhakkak fark ediyor. İşte çok ayakta duranlar, öğretmenler, hemşireler, doktorlar gibi böyle mesleki hastalıktır aslında. Bir de bayanlar biraz şanslı bu konuda. Evet. Bayanlarda hormonsal faktörler de giriyor. Bir de hamilelik döneminde de maalesef varisler falan biraz artıyor. Ama yani hani çok korkulan bir ameliyat biçimi değil. Genelde çok basit bir şekilde artık yapıyoruz bunları, lazerlerle, yapıştırıcılarla ya da ameliyatla da varsa hepsi genelde kolay ameliyatlar. Ali Rıza Hocam, tabii çok sık duyuyoruz. Yani genç ölümleri olsun, ani ölümlerde olsun, neden vefat etti, neden öldü? Kalp krizinden. Hani sanki böyle ani ölümlerin sebebi kalp krizi gibi hep yani, kulağımıza geliyor mu? Başta da söyledim yani dünyadaki evet. En birinci sebeplerden, ölüm sebeplerinden bir tane şu anda kalp krizi. Peki kalp kriziyle karşı karşıya kalmamak için yani normal yaşamda nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Kalbimi yormayacağız, yediklerimize mi dikkat edeceğiz, damar sertliğiyle mi karşı karşıya gelmememiz gerekiyor ve damar sertliği olmaması için nelere dikkat edeceğiz hocam? Damar sertliği dediğimiz bir ateroskleroz dediğimiz bir süreç. Bu ta çocukluk yaşlarında başlıyor. Damarların iç yüzeyinin, atar damarların iç yüzeylerinde yavaş yavaş orada hücrelerin birikmesi, kolesterolün birikmesi gibi bir takım süreçlerden dolayı orada damar için daraltıyor ve belli bir sonra da oranın aniden çatlayıp tıkanıyor ve o anda kalp krizi oluyor. Oraya hemen bütün pıhtı hücreleri hücum ediyor. Çünkü orada bir çatlak olduğu zaman yüzeyel bir yerde orayı vücut şey gibi kabul ediyor, kanama gibi kabul ediyor. Nasıl bir yerimizi kestiğimiz zaman pıhtılaşıyor, vücut orayı kapatıyor pıhtıyla. Aynı mekanizmada vücutta oradaki çatlağı yara gibi kabul ediyor ve oraya hemen pıhtı hücrelerini yolluyor ve oraya tıkıyor. Ama bu şekilde damar da tıkıyor aslında. Yani aslında bir koruma mekanizması o pıhtılaşma olayı ama kalp krizinde aleyhe işliyor tabii. Yani kalp ateroskleroz dediğimiz bu damar sertliğinin tabii en büyük sebeplerden bir tanesi maalesef genetik. Yani ona çok yapacak bir şeyimiz yok. O ailesel bir miras. Ama genetik dışında da çok etkili faktörler var. Yani sadece genetik değil işin içi. Yani üç tane belki sayabileceğim en önemli şeylerden bir tanesi. Bir tanesi yani sigara içimi. Evet. En büyük sebeplerden bir tanesi bu. İkincisi şeker hastalığı. Yani, şeker hastalığı evet, da evet, kalp krizini şeker tetikleyen varsa, bir hastalık. Damar tıkaklığınız başlıyor demektir. Kaçınılmaz. Bütün damarlarda yani atar damarlarda. İşte göz damarlarınız tıkanıyor, beyin damarlarınız tıkanır, kalp damarlarınız tıkanır, bacak damarlarınız tıkanır. Yani biliyorsun şeker hastalığında hep ayaklarında yaralar çıkar. Evet. Orada hiçbir yerinde yaralar iyileşmez. Felç geçirir, gözleri görmez. Bunların hepsi oradaki damar tıkanıklıklarıyla ilgili. Aynı şekilde kalpte de hani problemler oluyor. Tabii şeker hastalığı aslında bir kader değil. Yani genetik faktörler var içinde ama şeker hastalığını biz önleyebiliriz. Yani nasıl önleyebiliriz şey. Hocam? Çünkü en azından çünkü hastalığı getiriyor ya. Bir yerde tabii. Yani, hastalık varsa yani sigara içmeyi kesebiliriz. Çok kolay. Yani sigarayı kestik. İkincisi de şeker hastalığına yakalanmadık. Nasıl yakalanacağız şeker hastalığına? Birkaç tane faktör var. Birincisi muhakkak kesinlikle kilo almayacağız. Birinci kural bu. İkincisi kesinlikle çok pasif kalmayacağız. Yani hareketsiz kalmayacağız.
Yani belirli bir spor, en azından hiç spor yapmıyorsak bile, yani bir spor hobimiz olmasa bile en azından belirli haftanın 3-4 günü böyle 40 dakika, 50 dakika yürüyüş yapacağız. Yani buna da bir bahane yok artık yani. Evet. İşte spor yapamıyoruz, yerimiz yok, orası yok, öyle bir şey yok. En azından hiç spor yapamıyorsun, çık yürüyüş yap. Ve kesinlikle kilo alma. Yani kilo almamamın da yolları, işte burada işte diyet kısımları giriyor. Yani tabii bizim burada kiloya en çok sebep olan şey, almamıza sebep olan şeker ve ekmek ve ekmek ürünleri. Yani genelde bu yağdan hamur da uzak durmamızı söylerler. Yağla çok ilgisi olmadı artık bunların anlaşıldı. Yağla, yani şeker hastalığında zaten yağla çok ilgisi yok. Daha direkt yani şeker içinde, şeker içeren hiçbir şey yememek lazım. İçinde şeker olan mümkün olduğu kadar her şeyden uzak durmak lazım. Çayı şekersiz içmemiz. Çayı şekersiz içeceğiz. İşte tatları matları mümkün olduğu kadar az. Eğer şeker hastalığı riskiniz var ise, yani ailenizde zaten bir kişinin annesinde babasında şeker hastalığı varsa, onun şeker hastası olma ihtimali yüksek. Bu tür kişilerin yani çok dikkat etmesi lazım diyetine. Kesinlikle kilo almaması lazım ve belirli bir aktivitede olması lazım, spor yapması lazım. Eğer buna dikkat eder ise şeker hastalığına yakalanmayabilir. Şeker hastalığına yakalanmasa da bu tür damar tıkanıklıklarından kendisini koruyabilir. Yani madem sağlık konuşuyoruz, bence en önemli şey bu. Birisi sigara içmeyeceksin, kilo almayacaksın, spor yapacaksın. Ama kendine dikkat eden insanlar da kalp kriziyle karşılaşıyor. Şimdi şöyle, diyelim ki genetik faktörü saydım. Şimdi genetik faktör bir ailenin de annesinde, babasında, dayılarında, teyzelerinde varsa kendisine de olma ihtimali yüksek. Çünkü bu mekanizması tam bilinmiyor. Bu işin içinde genetik faktörleri var. Ama genetik faktör dahi olsa damar tıkanıklığı 70 yaşında olacak iken, eğer sen sigara içer ve şeker hastalığına yersen bu ta 30'lu 40'lara yaşlara düşüyor. En azından yaşı geciktiriyoruz, ani tıkanma riskini azaltıyoruz ve yaşı geciktiriyoruz. Yani birazdan hasta ailesinde şeker hastası, damar tıkanıklığı var ama kendisi çok dikkat ediyor ama yakalanabilir. Ama bunlara dikkat ederse süresini uzatabilir, daha geç yakalanır ve ani kalp krizi geçirme oranları da daha az olur. En azından bu yapılabilir yani. Evet. Tabii özellikle ailesinde var ise bir kişinin kendisine şey yapması lazım, takip etmesi lazım. İşte şekerden uzak durduk, kilo almadık, spor yaptık, sigara içmedik. Ama belirli, özellikle böyle 40 yaşlarından sonra falan bir takım önlemleri alması lazım. Ya işte belirli aralıklara böyle efor testi, eko, EKG. Mesela bir şikayet hissettiği zaman, yol yürürken, efor esnasında göğsünde ağrı, sıkışma. Bizim için en önemli bulgumuz, evet, biliyorsunuz o. O tür bir şikayeti olursa hemen doktora başvurması lazım. Bir Ali Rıza Hocam, halk arasında da çok duyuyoruz. Televizyonlarda da duyuyoruz. İşte sporcuların da kalp kriziyle karşı karşıya geldikleri, kalp krizinden rahatsızlandıklarını da duyabiliyoruz. Onlar da spor yapıyorlar. Peki bu da genetik bir faktör müdür? Sporcularda olan tabii genetik faktörler, yani eğer onda da ateroskleroz var ise, damar tıkanıklığı var ise ve spor, çünkü özellikle sporcular, onlar özellikle futbolcular falan, onlar çok ağır spor yapıyorlar. Yani tabii eğer orada bir damarda bir darlık var ise tabii bunların kalp krizi geçirme riski var. Ama genelde onlar genç yaşta, aslında yani 20-30 yaş arası grup olduğu için, yani bunların tabii öyle ani tıkanma oranları düşük aslında. Yani hani bütün sporculara baktığımız zaman o oran aslında hani çok gibi gözüküyor ama çok değil. Yani oran miktarı düşük. Tabii bir de burada yani damar tıkanıklığından ziyade başka faktörler de var. Yani aslında o kalp kasları çok kalınlaşıyor ve bazen o damar tıkanıklığı olmasa bile kalp kası damarı daraltabiliyor. Bazen spazm olabiliyor damarlarda. O tür şeylere bağlı da ani kalp krizleri olabiliyor. Ama yani bu spor yapmayacağız anlamına gelmiyor. Muhakkak ki spor yaparım. Biz hani çok ağır spor tabii önermiyoruz. Gidip de halterle çalışalım, işte bayağı ağır yük kaldıralım ya da maraton koşalım. Ona hiç gerek yok. Hafif bir koşu bile yapsanız, yani hızlı bir yürüyüş bile yapsanız o bile de yeterli yani. Yani spordan korkmamak lazım. O tür hani magazinsel bazı genç yaşlarda olanlar olabiliyor. Onlar ama onlar fazla kulak yani 10 binde bir, 20 binde bir, 1000'de bir olan ihtimaller onlar. Yani düşük bir ihtimaller. Onun için korkmamak lazım. Yani her çocuğun da, bütün gençlerin de spor yapmasını kesinlikle tavsiye ederim. Ve ömür boyu.
Yani sporu zaten bırakmamak lazım. Yani yaptığınız spor da belki ona göre seçmeniz lazım. Yani mesela yüzmeyi mesela 70 yaşına kadar çok yapabilirsiniz, yüzebilirsiniz. Tenisi 170 yaşına kadar oynayabilirsiniz. Belki hani futbol oynayamıyorsunuz ama masa tenisi oynayabilirsiniz. Voleybol oynayabilirsiniz belli bir yaşa kadar. Yani hiç bilmiyorsanız da yürüyüş. En güzel evet. Aslında koşu, basit koşu ve yürüyüş yani. Evet, yürüyüş, merdiven inip çıkma. Tabii tabii. Yani, hareket yani, hareket, bol hareket. Hareket, hareket, hareket. Yani kesinlikle kilo, obezite yani en büyük, çağımızın zaten en büyük hastalığı. Evet. Obezite. Şu andaki dünyadaki ölüm sebeplerinin iki tane büyük ölüm sebebi var. Bir tanesi kalp krizi, bir tanesi kanser. İkisinin de altta yatan en büyük sebepler obezite. Çağımızın hastalığı. Hep şeker, şeker. Hep bütün, bakın çocukların yediklerine bakın. Herkesin elinde çikolata, şeker. Çocuklar et yemeyi unuttular yani. Evet. Yani beslenme yani, de beslenme, bu anlamda. Beslenme maalesef. Yani şey de, yani günümüzün koşulları da kötü. Bütün reklamlara falan bakın. Hep şeker reklamı, şeker reklamı. Yani bakkala gidiyor çocuk, markete gidiyor. Bütün her yer şey, şeker dolu yani hepsinin. Hepsi aslında çok son derece sağlıklı şeyler. Geçmişteki şeyden. İnsanlar daha sağlıklı. Biz çok şanslıydık. Çocukken şekeri nerede bulacağız? Aslında yani eski nesil o açıdan şanslıydı biraz ama yeni nesil şekere ve çok çabuk ulaşıyor. Çikolata türlü şeylere çok çabuk ulaşıyor. Onu yiyen zaten şekere ve çikolataya alışan çocuk bu sefer normal yemek yemiyor. Et yediremiyorsunuz çocuklara şimdi. Çocuklar bakıyorsun et yemiyor diyor. Yani geçmişe baktığımız tabii. Zaman peynirler, sütler, tereyağlar, yoğurtlar hep evde yapım. Onlar da artık bitti. Evet. Yok, hepsi. O zaman daha sağlıklıymış insanlar. Daha hareketlilermiş. Kesinlikle, çalışma kesinlikle. Tempoları, kesinlikle zamanları daha fazlaymış. Kesinlikle daha sağlıklıydı. Kesinlikle daha sağlıklıydı. Şimdi biraz bayağı sıkıntılar var inşallah bakalım işte. Tabii o yine yani bir şey teknoloji. Var. Bir bilinç oluşmaya başladı. Bir farkındalık oluşmaya başladı. Yani bu şekilde tabii insanları şey yapmak lazım, eğitmek lazım, şey yapmak lazım, evet, dengelemek lazım. Ali Rıza Hocam, tabii kalp krizi denildiği zaman, kalp hastalıkları denildiği zaman, kalp ameliyatları denildiği zaman insanlarda bir böyle bir ürperti uyandırıyor. Çünkü ismi kulağa çok da hoş gelmiyor. Biraz da hani böyle sempatik bir hastalık değil, öyle diyelim. Hastalığın hiçbiri sempatik değildir tabii, ama değil, tabii. Kalp sizin de dediğiniz gibi iki korkutucu işte hastalık, kanser ve kalp. Kalp ameliyatı olacak olan hastalarımız ameliyat sürecine nasıl karar veriliyor? Ameliyat sonrasındaki süreç nasıl değerlendiriliyor? Yani ameliyat olacak hasta kendisini nasıl hissetmeli? Ona nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz? Tabii şimdi bir kalp hastalığı diyelim ki tespit edildi. Nasıl tespit ediliyor kalp hastalığı? Tabii kalp hastalığını aslında tespit eden kardiyolog arkadaşlarımız, hocalarımız. Nasıl tespit ediyorlar? İşte EKG çekiyorlar, eko yapıyorlar, kalp ultrasonu, efor testi yapıyorlar ve anjiyo yapıyorlar. Ya tabii damar tıkanıklığının göstermenin tek yolu anjiyo. Anjiyo yapmadan damarında tıkanıklık vardır yoktur. Ya da hangi damarında tıkanıklık vardır ve ne yapılması gerektiğini anjiyo yapmadan anlayamayız. Anjiyo yaptıktan sonra ondan sonra karar veriyoruz. Stent mi takacağız, bypass mı yapacağız ya da ilaç tedavisi mi vereceğiz diye. Tabii bunu kardiyoloji ve cerrahi beraber karar veriyorlar genelde. Eğer stente uygunsa stent takılıyor. Eğer ikisine de uygun değilse bazen ilaç tedavisi ve işte eğer bypass'a da uygunsa bypass kararı çıkıyor. Daha çok hangi bypass'ta daha çok hangi tür durumlarda var? Çok damar hastalığı varsa, bütün üç damarında da darlık var. Birkaç yerde darlık var. Yaygın darlık var. Bu tür hastalarda genelde bypass tavsiyesi kararı veriliyor. Kardiyoloji bypass kararı verdikten sonra bize devrediyor hastayı. Biz aldıktan sonra da hastayı tabii inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Önce biz anjiyoyu biz kendimiz bir izliyoruz. Bakalım uygun mu değil mi? Ondan sonra hastayı bir değerlendiriyoruz. Hastanın genel durumu nedir? Ameliyat riskleri nelerdir? Ne kadar risk olur? Yaparsak ne olur? Yapmazsak ne olur? Muhakkak bunları zaten bir cerrah muhakkak değerlendirmesi lazım. Mesela çok yaşlı, ciddi böbrek problemi var, akciğer problemi var. Yani genel durumu kötü. Yani yapsan belki daha çok zarar vereceksin. Olabiliyor bazen. O tür durumlarda bazen ameliyat etmiyoruz. Ameliyat edeceğimiz zaman da dediğim gibi muhakkak bütün hastaların akciğerlerini muhakkak iyi değerlendiriyoruz. Göğüs doktoru görüyor, solunum fonksiyon testleri yapılıyor, akciğer filmi çekiliyor. Böbrek fonksiyonlarına bakılıyor. Bütün damarlara, şah damarlarına, beynine giden damarlara, bacaklara giden damarlara bakılıyor. İşte şeker hastalığı
var mı, şekeri kontrollü mü, yüksek mi, kontrolsüz şekeri var mı? Yani böyle şekerler hep 300-400 ise falan mesela biraz onu düzeltip ondan sonra yapıyoruz. Ya da işte bir akciğer enfeksiyonu geçirmiş mi ya da herhangi bir yerinde bir enfeksiyon var mı? Muhakkak onları enfeksiyon varsa muhakkak onları önce tedavi ediyoruz. Mesela dişinde apşav oldu, akciğerinde enfeksiyon oldu. Onları tedavi etmeden ameliyat etmiyoruz. Yani biz ameliyata girdiğimiz zaman hiçbir yerinde enfeksiyon olmaması lazım. Onlara bakıyoruz. Onları yaptıktan sonra dediğim gibi işte biraz kan ayarlıyoruz. Tetkikleri, eko muhakkak yapıyoruz. Kalbin durumunu bir değerlendiriyoruz. Kapakları bir muhakkak bir değerlendiriyoruz. Kalpte delik var mı yok mu? Başka bir ilave problem var mı? Onları değerlendiriyoruz. Ondan sonra da ameliyatı alıyoruz. Ameliyatımız yaklaşık yani 3-4 saat falan sürüyor genelde. Bypass durumuna göre, ilave hastalık olup olmadığına göre. Çünkü sadece bypass'ın yanında bazen işte kapak ameliyatları da ilave olabiliyor. Kalpte delikler olabiliyor. Ya da ritim problemi oluyor. Ablasyon dediğimiz yöntemler kalbin bazı yerlerini yakarak ritmi düzeltici ameliyatlar yapıyoruz. Aort damarlarında problem olabilir. Onları değiştirebiliyoruz aynı esnada. Bunları yaptıktan sonra hasta genelde bir gün yoğun bakımda tutuyoruz. Genelde bazı yerler ikinci gün tutuyor. İkinci günde çıkartıyor. Biz genelde birinci günde çıkartıyoruz servise. Bir gün yoğun bakımda her şey stabil gitti. Hiçbir problem olmadı. Tansiyonları, ritimleri, kan değerleri falan eğer iyi gittiyse sormayacağızına çıkarttık. Onun akciğerlerinde ciddi bir problem görmüyorsak servise veriyoruz. Servise de bir 5-6 gün takip ettikten sonra da taburcu oluyor ve hastanın ne kas süresi bizim yaklaşık 1,5 ay. 1,5 ay yine biraz kansızlıklar oluyor, halsizlikleri, iştahsızlıklar, bulantılar, bir takım problemler olabiliyor. Şekerleri daha biraz kontrolsüz olabiliyor, uykusuzluk problemleri olabiliyor. Ama bunlar genelde işte kemiğin iyileşmesine, kaynamasına bağlı işte ağrılar orada, ağrılar çok olabiliyor. Ama dediğim gibi 1,5 ay içerisinde bu kemik tamamen kaynıyor. İşte kansızlık değerleri azalıyor. O genel normal değerler, ameliyatın verdiği bir takım olumsuz etkiler yavaş yavaş 1-1,5 ay içerisinde normale geliyor ve hasta normal hayatına başlıyor 1,5 ay sonra. Ne tür problemler yaşayabiliyoruz ameliyattan sonra? İşte dediğim gibi bazen akciğer problemi yaşayabiliyoruz. Çünkü korktuğumuz problemimiz mesela akciğer problemi. O da neye bağlı? İşte bu kalp akciğer makinesi alıyoruz biz hastayı ameliyat sırasında. Eğer kalbi durdurarak yapmışsak, kalp akciğer makinesine bu kalp ve akciğer duruyor ameliyat esnasında. Akciğerler sönüyor, bazı yerler atelektrik kalıyor. Ve kalp akciğer makinesinde bir takım etkilerinden dolayı akciğerler bayağı bir hasar görebiliyor. Ve ameliyattan sonra da bayağı bir uğraşmamız gerekiyor. Sıkı, hem yoğun bakımda olsun hem serviste olsun, sıkı solunum fizyoterapisi dediğimiz solunum egzersizleri yaptırıyoruz. Hastalara triflo veriyoruz, tapıtman yapıyoruz, işte öksürtüyoruz, buhar veriyoruz. Gerekirse ilave yöntemler, bibap gibi bazı ilave yöntemler de yapıyoruz. Ameliyattan sonra başka ne problem olabiliyor? Böbrek problemi olabiliyor. Çünkü bu ameliyattan sonra hafif bir böbrek yetmezliği varsa o ilerleyebiliyor, diyalize kadar gidebiliyor. Kalp yetmezliği varsa artabiliyor. Bir de en çok korktuğumuz tabii nörolojik olay dediğimiz problemler. Felç geçirme riski, uyanmama riski. Maalesef bu ameliyatlarda %1'e yakın o tür riskler olabiliyor. Bu ameliyata özgü riskler bunlar. Bu riskleri azaltmak için son yıllarda böyle 15-20 yıldır biz kalbi durdurmadan da yapabiliyoruz. Yani bu oran %10'dur. Evet, kalbi durdurmadan, kalp çalışırken de yaptığımız zaman bu akciğer problemi, böbrek problemi ve bu nörolojik olay problemleri biraz daha düşük. Ama onu da her hastaya yapamıyoruz. Teknik olarak çok uygun olmuyor. Kalbin arka kısmındaki damarları bazen yapmak zor oluyor. Ve çok damar olduğu zaman da yapmak zor oluyor. İki damar, üç damar ya da tek damar durumlarında eğer uygunsa kalbi durdurmadan yapmak bazen avantajlı olabiliyor bu yüzden. Yani şu anda bizim yani bypass'a bağlı mortalite yani ölüm oranlarımız yani %1'in altında. Avrupa standartlarına da altında. Şu anda biz yaklaşık 1500'e yakın ameliyat yapmışız 5 yıldır burada çalışıyoruz. Yani toplam 10 tane kaybımız var. Yani %1'in çok altında. Yani Avrupa'nın, Amerika'nın altında şu anda. Ya ölüm oranlarımız. Avantajı teknolojiyi çok ya işte iyi bu da, kullanıyorsunuz. İşte, hem teknoloji kullanıyor hem de ekip işi. Biz yaklaşık güçlü bir ekip 20 yıldır beraber hep 20 yıldır beraber işte doktorlar, anestezi doktorumuz, Esat Bey bizim abimiz, profesör kendisi beraber, perfüzyonistimiz yani kalp akciğer makinesinde çalıştıran kişi, yoğun bakım hemşiremiz,
yine ameliyathane hemşirelerimiz hep böyle yıllardır beraber çalıştığımız kişiler. Yani bir kalp ameliyatı tabii, deniliyor bu ekip ama işidir yani. Arkasında büyük tabii, bir tabii. Ekip yani var. Ameliyat yapmak da iş bitmiyor tabii. Hasta bakıcısından. Her aşamasının iyi olması lazım. Yani ameliyat sırasında perfüzyonistin iyi olması lazım, anestezinin iyi olması lazım, teknisyenin iyi olması lazım, hemşirelerin iyi olması lazım. Hepsinin tecrübeli olması lazım. Yoğun bakımının muhakkak çok tecrübeli olması lazım. Servisin keza yine çok tecrübeli olması lazım. Yani bu ekip şu olduğu zaman bir de işte düzgün çalışılırsa, endikasyonlar hani iyi konulursa yani ameliyata mortalitesi hakikaten ölüm oranları %1'in altında. Yani kalp ameliyatından çok korkmamak gerek. Yani hastalar bize güvenirse biz de onunla biz zaten elimizden gelen hepsini yapıyoruz ve dediğim gibi çok düşük oranlarda ölüm oranlarıyla bu ameliyatı yapıyoruz yani. Bir öneri Rıza Hocam, yine çok sık duyduğumuz ritim bozuklukları. Nedir ritim bozukluğu? Ritim bozuklukları, biliyorsunuz kalbin belirli bir ritmi var. İşte dakikada 60, 70, 80 kişiye göre, yaşa göre değişiyor. Burada önemli olan bu sinüs ritmimiz, ritim dışında ki bazı problemler olabiliyor. Bizim ritim ameliyatları, yani bazen ritim bozukluklarında ameliyatlardan da bahsetmiştik. Onun tür ameliyatlar da yapıyoruz. Hangi tür ameliyatlar yapıyoruz daha ziyade? Bu atrial fibrilasyon dediğimiz ritim problemi. Özellikle bu atrial fibrilasyon kapak hastalarında, kalbi büyümeye eğilimli olanlarda, tansiyon hastalarında zaten çok sık görüyoruz. Bir de her şeyi normal olsa bile 60 yaşındaki insanların yaklaşık 60 yaşının üzerinde %10'a yakın oranda görüyoruz. Bu ritim problemi tabii hem kalbi zaman içerisinde bazen çok hızlı çalıştığı dönemler oluyor ve kalbi yorabiliyor. Kalp yetmezliğine sebep olabiliyor ve daha da en çok korktuğumuz kalbin içinde pıhtı birikerek felç, oradaki pıhtını kopup gidip beyinde felç yapmaya sebep olabiliyor. Yani bu atrial fibrilasyon dediğimiz. Onun için biz genellikle kalp ameliyatı yaptığımız zaman hastada eğer atrial fibrilasyon var ise öncesinde, mesela kapak ameliyatı yapacağız, bypass ameliyatı yapacağız, işte aort damarını değiştireceğiz ya da kalbinde delik var onu tamir edeceğiz. Eğer ritim problemi varsa onu da muhakkak düzeltici ameliyatlar yapıyoruz. Buna işte ablasyon diyoruz. Radyo frekans da yapabiliyoruz. Kriyo ablasyon dediğimiz dondurarak yapabiliyoruz. Buna kalbin belirli bölümlerini dediğimiz gibi MACE prosedürü ona yakarak ya da dondurarak o ritmin, çünkü buradaki atrial fibrilasyondaki ritim probleminin sebebi bir elektrik kaçağı gibi düşünelim. Düz kontak gibi düşünelim. Sigortanın hani bir yerden kaçırdığını düşünelim. Onu olmasın diye kalbin bazı yerlerini blok ederek ritim yollarını, bu şekilde o ritmi düzeltmeye çalışıyoruz. Hem bu ritmi düzelttiğimiz zaman da yani başarı oranımız %60-70 oranda, hani yine de düzeltemeyebiliyoruz. Ne kadar yaparsak yapalım bu ritim bazen düzelmiyor. Ameliyatlardan sonra da devam edebiliyor. İşte ama %60 oranında yaklaşık düzeltebiliyoruz. Eğer çok kronikleşmişse 10 yıldır 20 yıldır var, onu düzeltmek zaten çok zor. Ama yeni başlamışsa ve zaman zaman ara ara ataklar oluyorsa onu düzeltmek daha kolay. Onlarda başarı şansımız biraz daha yüksek. Yani ritim, onun dışındaki ritim problemleri, yani halk arasında hani çok çarpıntım oluyor, evet, diye özellikle gençlerde falan çok görüyoruz. Çarpıntım var. Aslında onların aslında kalple bir ilgisi yok. Onların çoğu kansızlık sebebinden, stresten, yorgunluktan, işte tiroidin çok çalışmasından gibi, yani kalp dışı sebeplerden oluyor çoğu. O zaman strese çok fazla girmeyeceğiz. Yani tabii stres biliyorsun her şeyin başı. Evet. Stressiz, sağlıklı günler dileyelim o zaman izleyenlerimize. Evet, evet. Son olarak neler söylemek istersiniz Ali Rıza Hocam, ekranları başındaki izleyenlerimize? Herkese çok sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili Vizyon 58 izleyenlerimiz, kalp rahatsızlıkları, kalp ameliyatları ile ilgili merak ettiğimiz sorularımızı kalp damar cerrahımız doçent doktor Ali Rıza Cenal hocamıza sorduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Az sonra sizlerle birlikteyiz.
Evet sevgili Vizyon 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız kaldığımız yerden devam ediyor ve şu anda da biraz da bayanları ilgilendiren bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Değerli hocamız Sayın Fuat Kurşun, Operatör Doktor Fuat Kurşun, plastik ve estetik cerrahi uzmanımız. Estetiği konuşacağız, güzelliği konuşacağız, yağlandırmalardan bahsedeceğiz. Çünkü yaz aylarına yaklaşıyoruz. Tabii denize gireceğiz. Yazın güzelliğini yaşayacağız. Bu anlamda da bayanlar tabii yağlarından da arınmak ve kurtulmak isteyecekler hocam. Direkt sizlerin kapısına geleceğiz. Bu anlamda ben biraz estetikten bahsetmek istiyorum. Yaz aylarına yaklaşırken bu yağ aldırma süreçleri de başlayacaktır eminim ki. Anahtar kelimemiz yağ aldırma. Biz buna liposuction diyoruz. Tıbbi literatürde geçen ismiyle liposuction. Ama yayınlarda liposhaping diye de geçiyor. Halk arasında işte lazer lipoliz var şimdi kullanılan en çok. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. Yani vücutta belirli bölgelerde biriken yağın, şekli bozan yağların dışarı alınması. Şekli düzeltecek kadar çıkarılarak dışarıya alınması. Yani zayıflama amaçlı kullanılmıyor ama tabii ki indirekt etkisi var zayıflamaya. Ama işte 80 kilo, 90 kilo gelip de ben 70 kiloya inebilir miyim gibi bir teknik değil bu. Evet. Bu daha farklı. Farklı. Yani diyelim ki kollarımızda birikti, karnımızda birikti, basenlerde, bel bölgesinde birikimler var. Buradaki yağı şekli düzeltecek miktarda almak, çok almak değil. Yani birikmiş yağları evet, birikmiş yağları, basenlerde biriken bayanlardaki o yağları, ayağa kalktığınızda belli olan yağları şekli düzelecek, belli olmayacak kadar almak. Yani ben bunu işte 80 kiloyum, 70 kiloya inecek kadar alabilir miyim, 65 kiloya kadar değil. Şekli düzeltecek kadar alıp orada bırakmak, ideal şekli elde etmek. Yani liposuction şunu sağlıyor. Siz zayıflayarak, diyet yaparak, spor yaparak veremeyeceğiniz o yağları, eritemeyeceğiniz yağları liposuction eritiyor. Şekli de üstelik düzeltiyor size. Yani aylarca belki uğraşacağınız bir diyetle elde edemeyeceğiniz şekli liposuction'la elde ediyorsunuz. Liposuction ameliyatıyla bunu Peki, sağlıyoruz. Peki ameliyat süresinden sonra nasıl dikkat edecek hastalarımız kendilerine? Liposuction'dan sonra bir kere haftalarca istirahat etmesine gerek yok. Artık günümüzde ameliyatlardan sonra insan uzun bir süre istirahat etmesi gerekmiyor. Evet. Liposuction'da biz bir gün hastanede yatırıyoruz. Tabii bu yaygınlığına bağlı ameliyatın. Tüm vücuda bağlı liposuction'ı yapabiliriz. O zaman belki iki günde yatırabiliriz. Yani tüm vücut deyince de işte omuzlardan, kollardan başlayıp sırt bölgesi, bel, karın, göbek altı, göbek üstü, basenler, bacak iç yüzleri, diz iç yüzleri yapılabilir. Böyle hastalarda hatta dizin altında bacak kısmına da yapılabilir. Böyle hastaları iki gün hastanede yatabiliriz. Ondan sonrasında hastalara ödemlerin, ameliyattan sonra oluşacak şişliklerin, ödemlerin çözülmesi için yürüyüş tavsiye ediyoruz. Bol su içerek yürüyüş. Tabii korse giydiriliyor ameliyattan evet. sonra. Bunu 3 hafta kadar kullanması gerekiyor. Ama yürüyüş çok önemli. Şimdi yer çekimi etkisiyle şişlikler, ödemler aşağı birikme eğilimindedir. Bacaklarımıza doğru. Onun için de hasta yürüyerek bu şişlikleri daha kolay atabilir. 10 gün boyunca yürüyüş tavsiye ediyoruz. Yani 1 gün istirahat, 2 gün istirahat, ondan sonra yürüyüş. Bol bol su içerek yürüyüş tavsiye ediyoruz. İdeal şekle çabuk ulaşmak için. Ameliyattan sonra diyelim karın bölgesine, göbek bölgesine liposuction yapıldı. Hastalara dik pozisyonda oturacaklarsa dik pozisyonda oturmalarını, hatta bu şekilde oturmak zorsa kalkıp yürümelerini veya sırt üstü yatmalarını tavsiye ediyoruz. Göbeğin katlanarak ödemlerin orada birikmesine engel olmamız lazım. Onun için belirli pozisyonları tabii tavsiye ediyoruz. Şimdi anahtar kelimemiz meme küçültme. Evet, meme küçültme operasyonlarından ve meme büyütme operasyonlarından da biraz bahsedecek olursak hocam. Küçük memeler nasıl büyüyor, büyük memeler nasıl küçülüyor, silikon mu uyguluyorsunuz? Şimdi küçük memeler nasıl büyüyor sorusu gerçekten önemli. 16 yaşına kadar bayanlarda göğüs büyümemişse ondan sonra büyüme olmuyor. Evet. Son sınır bu.
bayanlarda. Akabinde hamile de kalsa, işte iki kere, üç kere, beş kere doğum da yapsa maalesef o insanlarda yeniden göğüs büyümüyor. Hamilelik esnasında biraz büyüme gösteriyor. Doğumdan sonra bir miktar emzirebiliyorlar. Normal bir memesi olan bayana göre yine az bir miktarda büyüme oluyor ve emzirme, yani o laktasyon dediğimiz emzirme dönemi bittikten sonra göğüs yine küçülüp eski haline dönüyor. Bazı insanlarda hemen hemen hiç yok gibi göğüs oluyor. Bazı insanlarda, bazı bayanlarda daha az miktarda oluyor ama bu hiçbir zaman işte hani o 90-60-90 dediğimiz o 90 ölçüsüne ulaşmıyor. Yani genelde 70-75 iç kıyafet giyiyorlar. Bu insanlarda silikon protez en çok önerilen. Eğer sarkma yoksa, bazı bayanlarda da göğüs küçülüyor oluyor. Ama çok küçülüyor. Atrofi dediğimiz hale geliyor ve bir de sarkık hale geliyor, sarkma oluşuyor. O insanlarda belki dikleştirme ameliyatı da eklenebilir. Dikleştirme artı protez yapılabilir ama bu göğüs olmayanlarda ilk tercih edilecek ameliyat tekniği augmentasyon dediğimiz meme protezi, yani silikon proteziyle memeyi büyütmek. Silikon protez de hastasına göre tabii ki kas altına veya meme bezi altına yerleştiriliyor. Hiç meme dokusu olmayan hastalarımız oluyor demin bahsettiğimiz gibi. Onları kas altına, pektoral kas dediğimiz kas altına yerleştirerek ameliyatı yapmak lazım. Çünkü hiç meme dokusu olmadığı zaman protezi, meme dokusu da yok. Az bir cilt tabakası ve az bir deri altında yağlı tabaka oluyor, subkutan dediğimiz tabaka. Onun altına direkt yerleştirirseniz bu sefer protezin çok ele gelmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çok belli olması gibi bir durum ortaya çıkıyor. O zaman da kas altını tercih ediyoruz hiç meme dokusu olmayanlarda. Ama biraz veya orta derecede meme dokusu varsa o insanlarda meme dokusunun altına yerleştirmek daha elverişli. Hem ameliyat sonrası ağrı açısından daha iyi. Hem de oluşacak şekil birazcık sarkma bile olsa bu hastalarda daha iyi olur. Peki yani, ameliyat sonrasında? Evet, meme protezi kas altına ve kas üstüne yerleştiriliyor dedik. Meme kas altına ve meme bezi altına. Genellikle en çok tercih edilen yöntem de meme bezinin alt kıvrımından yapılan en kolay yöntem bu. En az zararlı olan. Ayrıca meme başının çevresinden yerleştirilebilir. Bir de koltuk altından yerleştirilebilir. Ama en az komplikasyonu olan, en az zararsız meme bezinin altından yerleştirme. Diğer sorunuzu sorun. Evet, ameliyat sonrası. Ameliyat sonrasında hasta, meme bezi altına yerleştirilen hastalar inanın cuma günü yapılan ameliyattan sonra pazartesi işe gidiyorlar. Yani böyle, hatta cumartesi günü yapılan ameliyattan sonra onlar gidebiliyorlar. Ama kas altına yerleştirenler elbette kas müdahaleleri ağrı oluşturduğu için bir miktar onlar belki birkaç gün daha sonra işine dönebiliyorlar. Yani kolay bir geçiş süresi. Aslında bu operasyon tecrübeli, deneyimli ellerde hasta için oldukça kolay. Ama buradaki risk nedir? Sadece vücuda yabancı bir madde yerleştirme. Bunun açısından çok titiz yapılması gereken bir ameliyat. Meme büyütme ameliyatı. Bir de tabii başka bir grup hasta, memesi olmayan ama ne sebeple olmayan, kanser sebebiyle, biliyorsunuz meme kanseri sebebiyle göğüsü alınan hastalar var, memesi alınan. O hastalarda da yine birinci seçenek en kolay olduğu için yine meme silikon protez tekniği. Ama onlarda ideal şekli, simetriyi yakalamak diğer memeyle kolay olmadığı için silikon protezin yanında bizim flap dediğimiz ameliyatlar da yapılabilir. Yani hem silikon protez kullanılır hem işte sırttan bir doku getirilir veya aynı anda karından bir doku getirilerek altına silikon koyularak simetri sağlanmaya çalışılabilir. Silikonun yani, herhangi bir zararı yok değil mi hocam? Evet, şu anda geldiğimiz noktada, tıbbın ulaştığı noktada vücudun en az reaksiyon gösterdiği diyelim madde, şu anda bulunan madde silikon. Bir de meme dokusuna yakınlığı kıvamı açısından, normal yumuşak dokulara benzerliği kıvam açısından en iyi olan da yine silikon. Yani içeriye başka bizim protez olarak kullandığımız maddeler var ama sert bir şeyi koyamazsınız. Evet. Olmaz. Memeye benzemesi lazım. Meme kıvamında olması lazım. Yumuşak olması lazım. En az reaksiyonu vermesi lazım. Buna da en uygun silikon bulunmuş. Bunlar işte polimerize edilmiş silikon diyoruz. O jel şeklinde.
silikon bulunmuş, o yerleştiriliyor. Ama vücut bunu hiç tanımıyor mu? Yani vücut içerisine koyarsanız koyun mutlaka tanır, bilir. Evet. Vücudun bir savunma sistemi var. Böyle ayarlanmış savunma sistemi. Kendine yabancı olan şeyi tanır vücut. Mutlaka ona da bir reaksiyon gösterir. Ama bu reaksiyon bazı insanda hızlı olur, bazı insanda çok yavaş olur. Silikona, yabancı maddelere gösterilen reaksiyonu biz gecikmiş tipte duyarlılık adını veriyoruz. Yani geç dönemlerde ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu reaksiyonun vücuttaki oluşturduğu tabloda biz protezin çevresinde bir kapsül, kapsül oluşumu diyoruz. Kapsül formasyonu yani. Kapsül oluşumunda da kapsül meme protezini sıkıştırabiliyor. O zaman görüntüsünde değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Bunu engellemek için de işte protezin yüzeyi birazcık pürtüklü olanları çıkmış ama ben kendi tecrübeme göre yani düz yüzeyliyle işte texture dediğimiz yüzeyi pürüzlü olan arasında kapsül oluşma açısından bir fark göremedim. Senelerdir yapıyoruz. meme protezinin özelliği bu. Meme protezini hasta yerleştirdikten sonra kaç sene kullanabilir diye evet. Soru çok soruluyor. Halihazırda 15 senedir, 20 senedir kullanan insanlar var. Yani ama böyle kesin bir 15 yıl kullanabilir, 20 yıl da kullanabilir, 5 yıl da kullanabilir. Burada kesin bir kullanım tarihi verilemiyor. Ama burada hastanın bu, da kendisine niye? Dikkat evet, etmesi bu hastanın lazım. Vücuduna bağlı bir reaksiyon olduğu için buna verilen cevap kesin bir süre verilemiyor hiçbir zaman. Eğer bu kapsül oluşumu hızlı olursa belki 5 yıl sonra protez çıkarılır da bir üst tabakaya, tabakası değiştirilir, yeniden yerleştirilebilir. Ama bir de tabii dikkatli olunması gereken bir şey protezinde yüzüstü yatan hastalar önemli. Yüzüstü yattığı zaman yani baskı olmayacak. Baskı üstüne basınç geliyor tabii protezin. Belirli bir kuvvet altında kalıyor protez. Seneler içinde protezde delinme meydana geliyor. Ben hani şu ana kadar birkaç hasta gördüm protezi delinen. Nadir de olsa bu oluyor ve hepsini soğukladığımızda yüzüstü yattıklarını tespit ettik. Tabii baskı olduğu için evet. O da deforme oluyor. Senelerce yüzüstü yatarak baskı altında, basınç altında giderek aşınıyor ve protez delinebiliyor. O zaman da vücuda yine bir zararlı etkisi yok protezin. Onu yine ameliyatla çıkarılıp değiştirilebilir veya birkaç ay sonra yeni bir protez yerleştirilebilir. Yine kötü bir tablo oluşmuyor yani. Ameliyat sonrasında iz falan olmuyor değil mi hocam? Ameliyat tamamen sonrasında evet bunu genelde hem hastalar soruyor, herkes soruyor. Meme kıvrımının altında olan bir iz veya işte meme başının çevresinde çok algılanmıyor. Koltuk altında da öyle. Zaten burada klasik meme küçültme ameliyatı kadar büyük bir kesi yapmıyorsunuz. İşte 4-5 santim bir kesi veya 6 santim ondan yerleştirdiğiniz zaman o da meme kıvrımının altında kalıyor. Çok belirgin bir şey olmuyor. Bir de zaman içinde zaten izi vücut azaltır kendisi. Evet. Azalabiliyor. Artık dikiş de kullanılmıyor. Tamamen yok, dikiş sizin var da dikiş her zaman var tıpta. Bunu, hani estetik daha estetik önceden dikiş diyelim. Bu estetik dikiş de içeride evet. Yapılan bir dikiş. Dışarıdan gözükmüyor. Ama bazen dışarıya da dikiş koyduğumuz olur ama bu dikişin estetik olmadığı anlamına gelmez. Bu dikiş konusunda da aydınlatalım halkımızı. Gözükmeyen dikişi estetik olarak kabul ediyorlar ama evet. Estetik cerrahın yaptığı her türlü dikiş dıştan gözükse de yine estetiktir. Yani burada dikişin anlamı ameliyatın nasıl yapıldığını da aslında içeriyor. Atravmatik olarak yapılan, yani dokulara azami dikkat gösterilerek yapılan bir ameliyat atravmatik teknikle yapılmıştır. Burada dokular az hasar görünce de az reaksiyon oluşur ve iz az kalır diye böyle bir öngörü oluşmuştur tıpta. Atravmatik teknik şarttır. Bunun dışında infeksiyon olmayacak iz olmasın diye. Onun için zaten antibiyotikler kullandırıyoruz. Ama biz diyelim bir yaralanan hastada gergin olarak dokunun kapanmış olduğunu farz edelim. Orada iz kalabilir. Yani belirgin de bir gerginlik olacak. Yani o gerginlik belirli bir noktayı aştıktan sonra yara kenarları arasındaki kuvvet arttı mı, zıt kuvvetler gerginlikten dolayı bu sefer yaranın izinde büyüme, açılma ortaya çıkabilir. Onun için belirgin bir gerginlikte yaranın kapanması lazım. Fazla olmayacak bu gerginlik.
Meme protezi yerleştirirken en çok dikkat edilecek konulardan da birisi de bu. Şimdi hastalar geliyorlar, ne kadar büyük olursa olsun öyle istiyorum diyor. Fakat ama onun da bir sınırlaması var. Sınırı var. Değil mi yani hocam? Şimdi göğüste göğsün bir çapı var. Bu çapa göre basit yani bir koninin hacmi vardır. İşte yükseklik çarpı taban ve yarı çap. Bunu matematik okuyan herkes bilir. Buna göre bir hacim ortaya konur. Bu tam bir koni değil bilmiyorum ama buna göre bir hacim belirleniyor. Yani göğsün çapına göre. Hiçbir zaman bu göğsün çapını küçültmüyoruz. Ne meme küçültmede ne meme büyütmede bu şey değişmiyor. Dışta kalan kısım, o kap denilen kısım, üç boyutlu olan kısım küçültülüyor veya büyüyor. Büyüyor. Meme büyümede de bunun alacağı miktar, biz çapını ölçtüğümüz zaman derinin esnekliğine, meme dokusunun esnekliğine bakarak tahminde bulunuruz. Zaten onlar katalogda bellidir. Senelerde de bu işi yaptığımız için biz gördüğümüz anda deriz şu kadar sığar, 200 cc sığar, 250 cc, 300, 350 sığar diye. Ama sığmayacak bir şeyi oraya koymaya çalışırsanız içeri zar zor yerleştirirsiniz. Yani şu olmaması lazım değil mi hocam? Herkes 90-60-90 olacak, olacak değil. Olacak değil, evet. Tabii ki bir de bunu oraya gergin bir şekilde koyarsanız işte o yara zor kapanır. Bu sefer problem çıkma olasılığı artar. Yani biz ameliyatı en ideal şartlarla bitirmeliyiz. Ameliyat sonrasında problem yaşamasın hasta. Bunu hastaya anlatmaya çalışıyoruz. Ama içeri büyük sığacak kendi küçük koyarsanız bu sefer şekille güzel olmaz. Evet. Yani en ideal ölçü neyse onu zaten ameliyatta tespit ediyoruz ve kendi tecrübemize de önceden zaten tahmin ediyoruz, yerleştiriyoruz ve ideal şekil elde ediliyor. Yani gerginlik olmadan yaranın kapanması en önemli faktörlerden birisi. Yani güzelleşeceğim diye de kendimize de zarar vermeyelim. Elbette, elbette. Yani işte hastanın hekim tarafından bilgilendirilmesi bu, yönlendirilmesi bu. Yoksa her istek karşılanamaz. Yani o mümkün değil. Ancak çok büyük istiyorum derseniz tabii başka teknik kullanılabilir. İçeriye biz büyütücü protez dediğimiz onlardan yerleştirilir. Expander diyoruz bunlara. Onu zaman içinde şişire belirli bir şeye getirebilirsiniz. Ama yine de işte ben de göğüsü 70-75 bunu 105 yaparım, 95 yaparım anlamında değil. Yani hiç protez koyacak alan yoktur. Siz onu oluşturmak için oraya expander'ı yerleştirirsiniz. O dışarıdan kademe kademe şişirilir. Önce ameliyat esnasında biraz şişirilir. Sonra kademe kademe dışarıdan şişirilir ve belirli bir seviyeye ulaştığında artık o expander orada kalabilir. Kalıcı expander alanlar da var. Daha sonra değiştirip normal meme protezi de yerleştirilebilir. Bu yöntem de var ama bunda da hastaya olan maliyet artabilir. Evet. Çift aşamalı ameliyat olduğundan veya çift protezde kullanıldığından bu sefer daha masraflı bir ameliyat ortaya çıkmış olur. Ama yeterli orta büyüklükte, ideal büyüklükte bir protez sığıyorsa onu yerleştirmek lazım. Çok fazlasına ulaşacağız diye de komplikasyonu yani zorlamamak lazım. Peki hocam, az önce göğüs büyütmeden bahsettik. Biraz da göğüs küçültmeden bahsetsek. Büyük göğüsler nasıl küçülüyor? Göğüsler bazı bayanlarda genç kızlık hipertrofisi dediğimiz daha evlenmeden önce, doğum yapmadan önce, hamile kalmadan önce büyüyebiliyor. 16-17 yaşlarında normalin iki katına ulaşabiliyor, üç katına ulaşabiliyor, çok büyük göğüslü olabiliyor ve gerçekten genç bir bayan için çok rahatsız edici bir tablo ortaya çıkabiliyor. Yani onları tabii en iyi bayanlar anlar, onu örtmesi, gizlemesi vesaire çok zor. Hem şekil açısından hem de psikolojik açıdan gerçekten rahatsız edici bir görüntü oluşuyor. Bir grup bu. Diğer hasta grubumuzda kilo almayla büyüyen, aşırı kilo almayla vermeyle büyüyüp sarkan göğüsler ve hamilelik sebebiyle, birden çok fazla hamilelik sebebiyle, iki kez, üç kez, dört kez, beş kez hamilelik sebebiyle, o 4-5 kez emzirme dönemleri nedeniyle büyüyen ve sarkan göğüsler. Burada göğsün sarkmasına biz farklı bir isim veriyoruz. Pitozis diyoruz. Büyümesi hipertrofi. İkisi genelde aynı anda oluyor bu tip hastalarda. Hem sarkmış hem de büyümüş bir göğüsle karşılaşıyoruz. Bunların ameliyatı küçültmeden daha farklı tabii. Daha uzun süren bir ameliyat. Evet. Ve ikisini de aslında bayanlarda baktığınızda sağ meme sol memeden veya sol meme sağ memeden farklı olabilir. Az da olsa bir fark olabiliyor.
Ama siz oturup bunların her ikisinde aynı ebatta, aynı görüntüde yapmaya çalışıyorsunuz. Onun için daha uzun zamanınızı alıyor. Bir de bu ameliyatı yaparken tabii bir organın kanlanması var. Onu da müdahale ediyorsunuz. Onun da bozulmaması lazım. Hisseden bir organ, onun hissinin zarar görmemesi lazım. Kısmen de zarar görüyor kaçınılmaz olarak ama çok dikkatlice yapılması gereken bir ameliyat. Ameliyatta meme başının kanlanmasının bozulmaması gerekiyor. Ama bu zaman zaman ortaya çıkabiliyor, kanlama bozulabiliyor. Özellikle sigara içen hastalarda günde bir paket, iki paket. Niye burada sigara devreye giriyor? Tabii çok sarkmış bizim pedikül dediğimiz, yani göğsün köprücük kemiğinden aşağıya olan sarkması çok uzun olan hastalarda, çok fazla olan 30-35 santim olan hastalarda yine uzun bir kanal yaptığınız için, bir yol yaptığınız için memenin başının beslenmesi için orada da yine dolaşım problemi ortaya çıkabilir. Onun için dikkatli yapılması gereken bir ameliyat. 3 saat kadar, takriben bazen 4 saat kadar zaman alan bir ameliyat. Bu ameliyattan sonra 2 gün hastanede yatırıyoruz hastayı. Yani çok daha komplike ve dikkatli yapılması gereken bir ameliyat. Yani meme küçültmeden daha zor. Tabii elbette daha güçlü arz ediyor ve iyi de bir şekil oluşturmak gerekiyor. 3 tane önemli tabii noktası var göğüs ameliyatlarında küçültmenin. Memenin şekli ideale yakın olmalı. Yani hiçbir zaman bu kadar büyük sarkmış memelerde siz 18 yaşındaki bir insanın göğsünü, doğumu yapmamış bir bayanın göğsünü elde edemezsiniz. Evet. Ama yaşına göre, ameliyat öncesi büyümenin miktarına göre bir şekilde ulaşabilirsiniz. Diğer konu oluşan izler. Kullandığınız tekneye göre izler ve memenin büyüklüğüne göre izler az olabilir ya da çok olabilir. Az olabilir derken işte sadece meme başının çevresinden bir küçültme ameliyatı yapabilirsiniz. Ama uygun bir hastaysa buna iz orada kalabilir. Vertikal mamoplasti dediğimiz meme başından aşağı doğru inen bir iz olabilir. Buna işte short L scar dediğimiz meme başından aşağı inen bir iz veya yanında altında biraz daha bir kuyruk olabilir. İşte inferior pediküllü teknik dediğimiz veya superior pediküllü teknik dediğimiz teknikte de ters T şeklinde iz kalabilir memede. Ama ideal olan şekli oluşturmaktır. İzler yine zaman içinde azalabilir. Bunu söylememiz lazım. Bir de ameliyatın dediğim gibi meme başının ideal beslenmeyle sonlandırılması. Ama burada tabii bütün bunları oluşturmak gerçekten bir zorluk arz ediyor. Onun için de ameliyatın tabii ki masrafı diğer ameliyatlara göre daha pahalı, daha fazla olabilir. Yani estetik farklı bir grup değil mi hocam? Evet. Hastanın gelip mevcut olan problemi yani kendisi tanımlaması önemli bir şey. Yani ortada bir tıbbi şikayet yok da, gerçi meme büyütmede bu da olabiliyor. Sırt ağrısı gibi, işte çok büyük memelerin terlemeyle koku yapması, yol açması gibi şikayetler olabiliyor ama problemi kendisi tanımlıyor. Evet. Yani ben bunu beğenmiyorum. İlk başta tabii ki bu haklıdır da. Yani bu gerçekten büyük göğüsler ciddi olarak bir problem. Bir de küçük beğendirme olayı var. Küçük göğüsler problem mi hocam? O da elbette, onun da elbette ki problemi. Yani hiç göğsü olmayan hasta da tabii ki şikayet ediyor. O da haklı bir şikayet. Ama şunu söylemek lazım, bunlar hani bir tıptaki ağrı gibi, efendim infeksiyon gibi, kanser gibi bir şikayet değil. Yani hasta bu ameliyatı olmasa da olur. Evet. 10 yıl sonra da olsa olur, 5 yıl sonra da olsa olur. Yani bu isteğe bağlı ameliyatlar. Ama kendisini rahat bir de, hissetmek evet, istiyorsa. Evet, tabii hasta açısından rahat hissetmek, daha güzel görünmeyi istemek, estetik bir görüntüye ulaşmak, yani doğal bir görüntüye ulaşmak. Ama bunu sağlamak da tabii estetik cerrahın becerisiyle olan, tabii tecrübesiyle olan bir çok durum. Çok büyük işler elbette, düşüyor. Burada güvenmesi cerrahın, gerekiyor hastalığın. Evet, cerrahın burada ortaya koyacağı sanat gerçekten önemli. Yani cerrahın omuzunda ciddi bir sorumluluk oluyor. Burada biz hastalarımızı her ben konuşmamda, programda uyarıyorum. Yani buzdolabı fiyatı sorar gibi, araba fiyatı sorar gibi bu kaça olur gibi sorulmaması lazım. Gelin doktorunuzla görüşün. Hangi doktoru seçtiyseniz.
gidin görüşün karşılıklı, ne istiyorsunuz, neye ulaşmak istiyorsunuz, doktor size ne sunabiliyor, bunun karşılığında eğer karşılıklı güven oluşuyorsa ameliyata zaten gidilir. Ama ben işte ucuzunu arıyorum diye de ameliyata kalkışılmaz, estetik ameliyata. İlla ucuz olsun gibi de bu yanıltıcı olabilir. İlk önemli nokta hasta-hekim ilişkisi ve buradaki güven, oluşan güven. Karşılıklı güven oluşuyorsa ameliyata kalkışılması lazım. Yoksa bu zorunlu bir ameliyat değil. Yani Allah korusun bir trafik kazası geçirmişsiniz de zorunlu olarak ameliyata gidiyorsunuz gibi bir durum değil. Yani hekim size bir beğeni sunacak, sanatını gösterecek. Siz de mevcut olan bir problemden kurtulacaksınız. Ama bu çok acil bir problem değil, estetik bir problem. Onun için de bu noktalar çok önemli. Hasta hekim ile sıkı bir işbirliği içinde olmalı, itimat etmeli, ameliyata öyle gidilmeli. Ve siz de bu noktada çok başarılısınız Avrasya Hastanesi olarak, ekibiniz olarak. Evet, bütün bu ameliyatları burada yapıyoruz. Rinoplasti, burun estetiği, göz kapağı estetiği, liposuction, yüz germe, göğüs küçültme, işte meme büyütme, meme küçültme, karın germe ameliyatları, hepsi. Estetiğe dair her şey. Evet, hepsi yapılıyor Avrasya Hastanesi'nde. Bunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada tabii sizin ve hastalarınız olan ilişkileriniz de çok samimi, çok sıcak ve çok güvenilir bir ortamda sağlanıyor. Elbette. Yani senelerdir hastayla olan temasımız, yaptığımız işin beğeni kazanması, hastayla sıcak bir ilişki, hasta ne istiyor, biz ne sunabiliyoruz, bunları karşılıklı konuşmak çok önemli. Hastayla da ameliyat sonrasında çok ciddi olarak işbirliğine devam etmek, hastanın bu işbirliğine özellikle devam etmesi çok önemli. Komplikasyon ameliyatlardan sonra her zaman olabilir, problemler olabilir. Bunları geçen bir programda da anlattık. Uzun süren ameliyatlara girdiğiniz zaman, işte meme küçültme gibi, memeyi ciddi olarak ölçüp biçip kestiğiniz zaman, yeniden şekil verdiğiniz zaman elbette problemler olabilir. Bunları doktorla birlikte adım adım çözmeye çalışmak en doğrusu budur. Ameliyatlar canlı organizma üzerinde yapılıyor. Canlı organizmanın kendine göre bir tamir mekanizması vardır. Yani biz ağaç yontmuyoruz. Evet. Bir demiri alıp tornadan geçirmiyoruz. Çok farklı bir şey. Canlı organizma tamamen yaptığınız her şeye kendisi cevap veriyor ve kendisi onarıyor. Ama bu bizim burada anlatamayacağımız kadar karmaşık biyokimyasal reaksiyonlarla oluyor. Canlılık bu demek. Bu reaksiyonlarda yüzlerce enzim rol alıyor. Bu enzimin ne anlama geldiğini anlatmaya kalksak bu bile saatler alabilir. Evet. Yani canlı organizmada ameliyat yapmak ciddi reaksiyonlara yol açıyor. İyileşme reaksiyonları diyoruz. Bunların da tamir için olması şart. Vücut o ameliyat da bir yaralamadır. Orayı onarması için iyileşme reaksiyonları olacak ve bu belirli bir dönem sonra geçecek. En aza inecek, bitecek. Ama bu dönem ameliyat sonrasında sıkı bir işbirliğini gerektiriyor. Bunları bilmemiz lazım. Şunu söyleyelim hocam, son olarak ekranları başındaki izleyenlerimize, güzelleşeceğiz diye de kendinizi eziyet ettirtmeyin. Emin ellere bırakın. Elbette belirli bir zaman dilimini de iyileşme periyodunda ayırmak lazım. Yani günümüzde en önemli şey, işte öyle algılanıyor diyelim, süpermarkette alışveriş yapmak gibi. Tüketim ekonomisi her zaman özendiriliyor. Yanlış bir şey, ben buna karşıyım ama gerçi burada mesaj vermiş oluyoruz. Kapitalist sistem, daha doğrusu emperyalist sistem bunu insanlara öğretmeye çalışıyor ama biz burada bir şey, yani elbette bir pazarlaması var ama yani bir ticari bir ürün satmıyoruz. Süpermarkete alışverişe gelir gibi bu bir günde olur mu, iki günde olur gibi düşünmeyeceğiz. Ameliyat sonrası da bir dönem var. Ona hastaya bir iyileşme dönemi ayırmak lazım. Hasta bunu bilecek yani. Belli bir süre ayrılacak. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum.
Evet sevgili Vizyon 58 izleyenlerimiz, bir Şifa Kapısı programımızın yine sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte iki değerli doktorumuzu konuk aldık. Öncelikle kalp ameliyatlarını konuştuk. Kalp damar cerrahi uzmanımız doçent doktor Ali Rıza Cenel ile birlikte ve sonrasında da operatör doktor Fuat Kurşun program konuğumuzdu. Plastik ve estetik cerrahi uzmanımızdı. Kendisiyle de yağ aldırma, meme küçültme, meme büyütme konuları hakkında bilgiler aldık. Değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Şifa Kapısı programından ayrılmayın. Bizleri izlemeye devam edin. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın. We'll be right back.